Ya şurası bolduruyor sanki. Pelsi biraz içeri alırız düzelir. Duvağın işlemesi de bitmemiş daha. İnanmıyorum. Yarına nasıl yetişecek? Gece de çalışacaklar. Bütün atölye duvağa çalışıyor, merak etmeyin. Peki yani şurası asimetrik mi, bana mı öyle geliyor? Yoo. Gayet güzel. Tamam mı? Tamam, çıkarabilirsiniz. Şimdi nasıl? Ya işte bu. Neydi o anlamsız fiyonk öyle? Gerçekten beğendin mi? Hı hı. Asıl senin içine sindi mi? Çok güzel oldun. Teşekkür ederim. Tamam, kuşağı takmayacağım. Bana sorarsan kıyafeti tamamlıyordu ama... Karar senin. Kuşaksız daha iyi. Sen bilirsin. Hadi değişelim üstümüzü de sana ayakkabı bakmaya gidelim. Nasıl bir ayakkabı gider bunun altına? Geçen gün bir tane bakmıştık ya seninle, çok beğenmiştin. Hı, şu söylediğin mi? Hani babet gibi. Hı hı. Bence daha şık bir şey bakalım. Tamam, bakalım. Hadi o zaman. Gelin biz oturalım şöyle. Nihal'e yardım edeyim. Bırakın canım, kaç kişi var burada, yardım ederler. Hem baksanıza, Bihter'le ne güzel hallediyorlar işlerini. Oturun, rahat olun siz. Büfeyi şuraya hazırlıyoruz. Bakabilir miyim? Önce çizdiklerinizden farklı değil bu. Orada nikah masası şuradaydı, şimdi ise burada. Bence böyle daha iyi. Siz ne dersiniz? Fena değil. Düzenleme için yarın kaçta geliyorsunuz? Sabah 8'de başlayacağız çalışmaya. Menüye istediğimiz ilaveler yapıldı değil mi? Evet Adnan Bey. Her şey istediğiniz gibi olacak. Hiç endişelenmeyin. Başka bir şey yoksa biz izninizi rica edelim. Teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bakalım süslenince nasıl olacak? Keşke burada olması için ısrar etmeseydiniz. Mecburen küçük bir davet olacak. Bihter de ben de şaşalı partilerden hoşlanmıyoruz. Gereksiz kalabalık yerine vazgeçemeyeceğimiz dostlarımız yanımızda olsun yeter. Manşetleri şimdiden okuyor gibiyim. Mütevazı düğün. İnşallah basına yasak koymazsınız. Hoş onlar ne yapar eder, bir iki görüntü alır. Bir havalar, bir havalar. Firdevs Hanım şimdiden hakimiyetini ilan etti ha. Ay, ne yapıyor yine? Meyve suyu içiyor. Vay, kabahati büyük. Allah'tan yarın bir işe elimizi sürmeyeceğiz. Hiçbir şey beğendiremezdik biz buna. Sonra hem yorul hem laf işit. Ay, kızı da aynı. Eşyalarını yerleştirirken kök söktürdü bana. Gömleklerimi şuraya asın. Yok, orada olmadı. Buraya asın. Çekmeceleri şöyle düzenleyin. Makyaj malzemeleri oraya. Kitaplar buraya. Öf! Ay abla, aynısını yapıyorsun vallahi. Siz şimdiden saygısızlığı ele aldınız. Ayıp ayıp. Hanımınız olacak o sizin. Yani Adnan Bey bunu duyarsa fevkalade üzülür. Aman, o Bihter Hanım'dan başkasını ne görüyor ne duyuyor şimdi. Ay, bir heyecan bir heyecan. Ya Cemile'ye ne demeli? Sabahtan beri mutfağa uğradığı yok. Şimdiden başladı hazırlanmaya. Sen hızını alamadın gidiyorsun. Bir dur bakalım, bir dur. Cemile'ye ben izin verdim. Ya bir şey demedim canım. Telaş yaptı diye söyledim. Söyleme. Benim kızıma laf söyleme. Sonra külahları değişiriz. Affedersin. Şöyle. Evet. Ne oldu? Bak bakalım ne olmuş. Düğün kıyafetimizi giydik herhalde. Nasıl? Güzel. Güle güle giy. Başka? Göstermeye geldim. Başka bir şey yok. O kadar.
Sınavlar yaklaştı ha? Hmm. Açık öğretimden mezun olunca ne yapacaksın? Bilmem. İşletmeci olunca bir iş kurarsın artık kendine. Ömür boyu bu eve çakılı kalmayacaksın herhalde. Zaman ne getirir bilinmez. Ama insanın hedefleri olur, idealleri olur değil mi? Benim yok. Bir an önce kendi yolunu çizmen lazım Beşir. Olmayacak bir hayalin peşinde hayatını harcama. Değmez. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun sen. Çıkar mısın dışarı? Çalışıyorum. Sırf Nihal'den ayrı kalmamak için bu eve hapsolacaksan niye çalışıyorsun ki? Niye okuyorsun ki? Saçmalama. Çık dışarı. Aptal. Davası var ama anlamadım. Git, gözüm görmesin seni, git. Nihat. Gel buraya. Gel de şu rezilliğin hesabını ver. Sen kimi kandırıyorsun ha? Kimi? Baba. Benim paralarımı o kadına yedirirsin ha? Adi yerim. Otur şuraya. Bağırma, herkes duyuyor. Duysunlar. Senin ne aptal, ne basiretsiz bir mahluk olduğunu bilsinler. Sen bana ihanet ettin. Bana, babana. Benim paramı çaldın, Firdevs denen o servet avcısına verdin. Başlık mı istedi senden? Kızını parayla mı verdin? Ne diyorsun baba? Ortaya çıkmayacak sandın, öyle mi? Beni uyutacağını sandın. Yedirmem ben ona paramı, yedirmem. Geri alacaksın. Son kuruşuna kadar getirip elime vereceksin. Anlaşıldı mı? Parayı kullandı baba. İmkanı yok. Ben anlamam. Başka bir enam...